oyuna çağırır. Hayır diyebilirseniz başarısız olur. Kahramanmaraş'ın eğitim ufkuna farkındalık katan Doğa Koleji, Engelliler Haftası'na özel bir etkinlik düzenledi. Geçtiğimiz haftalarda il birincisi olan 10. sınıf öğrencisi Hazel Öz, başarılı yüzme performansıyla dikkat çeken Beytullah Eroğlu ile bir söyleşi gerçekleştirdi. Onun için spor bıraktıktan sonra 2 katı kilo aldım. Burada dikkat edilmesi gereken orada en önemli husus şurada sporculara. Etkinlikte Beytullah Eroğlu öğrencilerle deneyimlerini ve başarı hikayesini paylaşarak engellerin üstesinden gelmenin önemine vurgu yaptı. Söyleşi sonrası Hazel Öz ve Beytullah Eroğlu Aksu Haber'e değerlendirmelerde bulundu. Ben Beytullah Eroğlu, Avrupa ve Dünya Şampiyonu Paralimpik Milli Yüzücüyüm. Doğa Koleji'nde gençlerle söyleşi gerçekleştirdik. Onlara disiplinin ve spordaki özverinin faydalarından bahsettik. İnşallah onlar da can kulağıyla dinlediler. Spora, onlara ihtiyacımız var. Türk gençlerinin spora ihtiyacı var. Sporun onlara ihtiyacı var. İnşallah katkı sağlayarak ülkemize faydalı gençleri yetiştireceklerin için Doğa Koleji'ne teşekkür ederim. Ve 2010 yılında milli takıma bir kişi girdi. Bugün çok önemli bir misafirimizle birlikte söyleşi gerçekleştirdik. Kendisine öncelikle buralara kadar geldiği için çok teşekkür ediyoruz. Kendisi bizim için de çok önemli birisi. Birlikte soru cevap şeklinde bir söyleşiydi. Aksu Haber'e özel açıklama yapan Doğa Koleji Proje Koordinatörü Esra Demirkol ise öğrencilerine her zaman başarı için vazgeçmemeleri ve olumsuzlukları duymamaları gerektiğini söylediklerini ifade etti. Engelliler Haftası'nın ardından bugün yapmış olduğumuz söyleşi bizim için çok kıymetliydi. İl birincimiz Hazel Öz'e bölge yarışmasına gitmeden önce güzel bir motive olduğunu düşünüyorum. Beytullah Eroğlu'na söyleşimize katıldığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Biz iki şey öğrendik kendisinden. Vazgeçme ve duyma. Bize dedi ki o, eğer duymazsanız ve eğer vazgeçmezseniz başarısınız. Umarım öğrencilerimiz için faydalı bir söyleşi olmuştur. Bu etkileyici söyleşi öğrencilere ilham verirken topluluk içinde dayanışma ve anlayışın güçlenmesine katkı sağladı.